Bu maç üzerinden yani çok kızamıyorum. Şimdi millet de Vakayemen'in değerini herhalde anlamıştır biraz. Yok canım Vakayemen'e basit. Değişiklikler işler acısı yani. Bulunduğumuz durumdan ben de memnun değilim yani içinde bulunduğumuz durumdan. Evet. Hadi bir beyin fırtınası yapalım sen. Bugün Abdullah Avcı'yı gönderdi diyelim yönetim. Kimi getirebileceksin? Ya böyle bir şey olur mu? Bir takımın beki yok ya. Abi sakatlanıyorsun diye bir futbolcu kızılmaz yapmayın gözünüzü seveyim ya. E ne yapalım ya, Transpo hayır kurum mu? Hüseyin için bir, bir iki dakika konuşalım ya. Yok, ben de <laughs> Yani Birkaç yöneticinin de sağda sola bir şey hayırlı olsun dediğini duyuyoruz. Puan kayıplarından birkaçını yapmasak üçüncü oluyor takım ya. Herkese merhabalar arkadaşlar. 60 bin dakikanın yeni bölümünde Onur'la beraberiz her zaman olduğu gibi. Onur'u bu hafta özledim. Sev? Maç o kadar uzun geçti ki. Ee? O kadar sıkıcı geçti ki sanki böyle iki haftadır yokum diye hissettim böyle bir aralık gibi geldi. Yani bilmiyorum maç. Çünkü aynı zamanda Leeds maçı da vardı ki senin o maçı yakından takip ettiğini de biliyorum. Leeds maçını izlemedim sanırım ya, bu hafta. Silli yetiştirsin maçı. Yok izlemedim. Şaşırttın beni. Ya izlemedim. Sebebi çünkü biliyorum. Onu izlemeye başlasam aklım orada kalacak. İşte, Trabzon maçına odaklanamayacağım. Yani çünkü birçok Trabzonspor taraftarı yani gitti geldi gitti geldi. İlk gereği ben bitirdi. Ben kaldım özellikle kaldım. Ben kaldım kardeşim. Ben kaldım. Ama aslında çok büyük şey kaçırdın değil mi? Yani kaçırdım ama çok da şey değil ya. Yani o kadar büyük kayıp değil. Daha önce de izledik. Daha çok izleriz biz Beyaz Hocamla Guardiola Hocam karşı karşıya. Evet o da güzel bir maç oldu ama burası da Türkiye Ligi buranın da ayrı dinamikleri var deyip e, gene Trabzonspor'un olmazsa olmazı her yayına aynı şekilde giriyoruz. E, şaşırıyoruz ama burada bu maçı çözüldüğünde hocaya hiçbir şey diyemiyorum. Çünkü maalesef ve maalesef herhalde ligde 21 takım arasında en kötü iki kulübe diyebilir miyiz? En kötü kulübelerden biri diyelim en azından yani o kadar da şey yapmayalım ama yani kulübe olarak çok zayıf bir kulübe. Hani maç öncesi tweet attım ya. Hani karşı tarafta Rize'de Rize'nin yedek kulübesine bakıyorum. Hadi 11'i geçtim. Yani Remi var, Sabo var, e, Fernando var, Michalak var. Hani falan var belki çoğu, çoğu futbolcu beğenmeyiz. Kadroya dahi dahil etmeyiz ama hani o adamlar Rize ölçeğinde gayet iyi bir kadro. Gayet evet. iyi bir yedek kulübesi. Ve Trabzonspor'un yedek kulübesinde oyunu atabileceği Yusuf Sarı'dan başka kimse yoktu bu maç. Ki sakat Berat'ı bile. Yeni... Yani, 10-15 dakika süre alması muhtemel Berat o yüzden hani muhtemelen şey olsaydı bir de kulübesi daha sağlam olsaydı Berat'ı yine risk etmezlerdi. Kadroya dahi dahil etmezlerdi. İlk 11'e gelir görsel. Yani bakıyoruz gör şeye 11'e. Yani 5 tane orta saha karakterli futbolcu var. Evet. Sahada. Yani normalde sen Flavio'yu çok istiyorsun mesela. Flavio'yu görmek istiyorsun. Yani gördük ama kanatta bu sefer. Yani ona rağmen yani insanlar şeyi hiç düşünmüyorlar. Ee, çok basit hani oyun oyun gibi zannediyorlar PlayStation gibi. Hani futbolcu hangi pozisyonda olursa olsun aynı verimi verecek diye. Kaldı ki bence kötü de değildi. Ama yani orta sahaya geçtiği böyle zamanlar vardı. Bazı böyle 5-10 dakikalık parmakla yer değiştirdiği bölüm vardı Flavio'nun. Ona rağmen gayet iyiydi yani. O orta sahayı geçtiğinde dahi bir, bazen bir şeyleri fark ettirdi. Ya bir de hiç kendisiyle yani e, uyumlu bir ekiple oynamadı yani ileride çünkü ilk defa onlarla beraber Tabii oynuyor hücumda. Ya bir de şunun için özellikle Flavio'dan başladım 11 özelinde. Ya biz Flavio şeyi olarak görmüyoruz tekrar edeyim yani böyle çok aman aman mu muhteşem bir futbolcu olarak görmüyoruz. İnsanlar bizi gerçekten yanlış anlıyorlar hani biz bu kadar konuştuklarında sanıyorlar ki hani Flavio'yu farklı gözle izlemeye başlıyorlar hani böyle çok çok iyi bir şey çıkacakmış gibi. Ya diyoruz ki belli bir yaptığı işler var bu adamın ve yani aynı standartta devam ediyor ve bu takıma konfor sağlıyor, rahatlık sağlıyor. Ya yani ben burada demiyorum Flavio 15-20 milyonluk topçu, büyük yıldız demiyorum. Değil zaten ama ben e, Flavio özelinde yani hocayı şu maçta anlayabiliyorum Flavio'nun sahada oynamasını. Yani ben normalde ne yapacağız abi? Kimi yani, <laughs> kim oynatabilirsin? Ya yani kafamda şöyle bir şey acaba sağ bekte oynasa, e, Yusuf Sarı oynasa ama bu sefer kulübede hamle şansın hiç kalmıyor. Yusuf Sarı kulübede olmazsa yani hücum topa, anlamda, gitmeyen, topa gitmeyen futbolcular görüyoruz sonra da. Yani bir de hücumsal anlamda sadece Yusuf Sarı kalıyor. Diğerlerine saymıyorum yani. Onu apayrı bir konu. Ama e, ilerleyen dakikalarda hocaya küçük bir serzenişim olacak. Ben ee, şimdiden başlayayım istersen. 11 üzerinde tek Yunus ısrarı. Hocanın sürekli bir Yunus ısrarı var. Kabul ediyorum hani şunu da anlıyorum hani kadronun bu kadar dar olmasından dolayı belki de Yunus'u 11'e koyuyor hoca ama yani Yunus fiziki fizik olarak bitmiş yani çok normalde kötü. bir bazı futbolcular vardır hani böyle oynadıkça maç temposunu kazanır yavaştan hani onu hissedersin. Yunus'un ufak bir şey yok yani. Ee, gelişim kaydettiğine dair bir gözlem yok. Yani öyle evet. bir şey çizmiyor bize. Portre çizmiyor. Umut vermiyor gibi gözüküyor fiziksel anlamda hiç Yani bir vermiyor. kamp yemesi lazım. Net bir şekilde belli yani maç maç oynayarak toparlanacak gibi değil bu adam. Ee, hani sakatlandı da hocanın 2-3 hafta evvel bir maçtan sonra dedi ki hani de, soru üzerine yani Yunus'ları oynatarak hani kazandırmaya çalışıyoruz takıma. Yani sakatlanmadığı ölçüde hani Mesut dedi mesela geldi öyle sakatlandı dedi hoca o örneği verdi. Yunus sakatlanmadan böyle devam etmiyor ben Sakatlandı. E, sakatlandı bir de yani Yunus'u kazanacağız diye yani takımda oyununa kaybetmesine hiç gerek yok. Ya ben biraz o konuda ya şunu da ama anlıyorum Yusuf Sarı kulübemde olsun çünkü Yusuf Sarı hamle yapınca etkili oluyor. Ki e, bir şey katıyor oyuna girdikten sonra ama ona da bir küçük bir gene geçen hafta da kızdım bu hafta da kızıyorum. Oyuna girdikten sonra gereksiz atraksiyona gerek yok ya. Çok böyle e, saçma bir agresiflik yapıyor. Mi? Hiç yakışmıyor ona da. Yani yapmasın çünkü atılın bak sarı kart görüyor görüyor. Bir gün atılacak. O zaman... Ya bir de bu kadar kadro darlığı varken hani orada yiyeceğiniz gereksiz sarı kartlar sonrasında hani kadro dar mesela adam çıkartamayacağız nerede neredeyse hani ya bir de cezalı senin... olacak falan. Ya bir de bu ligdeki en büyük cezalandırıcı özellik sende var. Topu attın mı seni kimse yakalamıyor yani bırak dalaşmayı. Ama ona rağmen Bence hani iyi kere özelinde özellikle 5 tane orta sağ karakterli futbolcuya rağmen bu futbolcunun sağda olmasa rağmen yine ne yaptığını bilen az çok derli toplu de, topa ayağına aldığında bir şeyler yapmaya çalışan bir takım vardı. ya Kabul ediyorum iyi bir oyun yok. Yani evet. Bu kadrodan zaten ben öyle iyi bir oyun da beklemiyorum ama bu kadro ölçeğinde bence fena değildi. Sağdaki görüntü. Yani insanlar e, hani çok fazla şey var. Hani eleştiri var. Ona daha sonra biraz sonra Abdullah Hoca şeyi de vereceğiz görseli de vereceğiz hani. Abdullah Hoca'nın durumuna dair. O zaman konuşuruz belki ama yani insanların ne beklentisi vardı ben onu çok merak ediyorum. Ya hani. Geçmiş maçlarda benim bazı beklentilerim vardı ama şu maça baktığımızda gerçekten ilk 11'e baktığında sağ bekin Hüseyin sağ bek değil sol bekin Marlon yani eh bazen idare eder bazen yani, etmiyor yani. Trabzonspor için idare etmez. Ee, sağ açığın Flavio sol açığın Yunus Mallı'ydı. Bu takımın kanatları yoktu yani bu maçta. Kanat olmayan bir kuş nasıl uçacak? Nasıl uçacak yani? yani Hiçbir... Yürür anca. Hı. Ki yani şu an gerçekten Bakistas'ın eline kalmış durumdayız. Ki yani bir de Baker'a da biraz kızmak istiyorum. Ya da şurada bir karar verilmeli. Ocağı şu şurada kızıyorum ben. Baker kiralık oyuncumuz. Flavio bizim oyuncumuz. Bu oyuncuyla yollar ayrılacaksa bile bu oyuncu oynatı oynatı en azından ya pazarlayabiliriz. Ben bunu Flavio mu diyorsun? Evet. Çünkü Baker Baktım verilerine ve kafayı yedim yani ikili mücadele kazanma zayıf en iyi özelliğin şut bir tane şutu vardı tehlikeli başka yoktu yani sinameki sinameki oynuyor ben yani rahatsız şut, oluyorum. Şut, şut şeyine de gelmiyor çok aslında oralara da girmiyor yani hocanın ondan hocanın verdiği rol neticesinde oynuyor o da tabii ama hani şeye de katılmıyorum. Bu adam kiralık gidecek niye sürekli bunu oynatıyoruz ya da şey yapmıyorum. Ona da katılmıyorum. Yani para veriyorsun sonuçta. Bu adama da belli tamam, bir para Flavio'da veriyorsun. Tamam da de değersizleştirmiyor. E tamam ama Flavio'yu da orada kullanmak istemiyor hoca. Onun i̇şte. Yani niye orta saha O altı yetersiz görüyor demek ki. Bazı özelliklerin orada hani o orası özelliğinde hoca daha statik oynayan. Hani savunma arasına girip top çıkartan orayı genişleten bir altı numara düşüncesi var. Hocanın kafasında çizdiği tablo bu. Hani e peki, oradaki bu altı numara mu? için olmuyor yani. yani. Baker onu yapabiliyor hocanın isteğine göre. Peki yani sahada bunu görebiliyor muyuz? Yani skora yansıyan bir durum var mı? Ya e bunu direkt skorun Baker'la alakası yok ki. Ya ben genel oyun yapısıyla alakalı olduğunu düşünmüyorum. Yani çok tempo düşüyor Baker olunca. O tempoyu yakalayamıyoruz. Bakı Kayseri o rahatlığı. Maçında, Kayseri maçında o tempoyu sağladığında Baker sahadaydı. Flavio oynamıyordu. Flavio oynuyor mu Kayseri maçında? Vardı. Flavio sonra tempoyu Flavio'nun olduğu tüm maçlar tempolu geçti. Ya ama o zaman tamam burada Baker değildi o zaman problem. Ya ben sonuçta yani net direkt problem Baker değil. Şöyle bir şey ben Flavio benim problemim zaten. Bu orta sahada Berat yoksa Flavio kesinlikle oynamalıydı. Şu an oynuyor ama Berat döndükten sonra ben oynama şansının gene az olduğunu düşünüyorum. O da hocanın problemi o zaman yapacak bir şey yok. İşte yani bu şeyleri mesela acaba Abdülkadir Parman daha çok sağ, bek, sağ açık geçmişi vardı. Yani oynamışlığı vardı yani Trabzonspor'da. O denenmez miydi ama bu maç üzerinde yani çok kızamıyorum. Bu maç üzerinde ki hoca zaten e, gerekli şeyi de yaptı. Açıklamayı da yaptı. E, bireysel performanslara baktığımızda Trabzonspor iki haftadır sürekli bir algı var. Kaleciyi kaleciler çok iyi. Rakip takım kalecileri. Yani... Ben bu maçta katılmıyorum misal. Yok bu maçta da katılırım ben. Yani Tarun çok fena bir kaleci değil. Onu Galatasaray maçıydı. Bir Galatasaray maçında çok iyi görmüştük. Rize'nin. Yani bu maçta da fena değil. Mesela kafa vuruşu vardı bir tane çıkarttı. Flavio'nun çok iyi bir şutu vardı çıkarttı. Hani o sadece şansla alakalı değil. Yer tutma konusunda da fena bir kaleci değil. Ya ben o kadar dayanamayacağım. Ama dayanım. yani bazen şans da olacak yani abi. Mesela dün Beşiktaş maçını izledik. Oğuzhan'ın golü. Hani öyle aman aman bir vuruş değildi. Ama hani bir şekilde gol oluyor. Bazen hani kısmet de lazım. Kısmet olmayınca olmuyor. Yani Flavio'nun çıkardığı şut bak. izledim tekrar tekrar da döndüm baktım. Ben yani çok iyi bir şut. Top çok iyi yere gidiyor. Hani dedim acaba top hani o kadar köşeye mi gitmiyor? Kaleci rahat çıkardı. Yok abi yani top köşeye gidiyor. Canım vuruşu sert. Ama ya Tarık da orada Tarık'ın da hakkını yemeyelim. Bilmiyorum ya Trabzonspor'un evet. maçlarında kaleciler çok iyi performans gösteriyor. Hiç hata yapmıyorlar. Mesela i̇şte Beşiktaş maçı örnek verdin. Ersin'in yediği şey golü vesaire. onu. Buradan da bir Mustafa'ya selam yollayayım. O anlar yayından sonra konuşuruz onunla. Nazar değdirmesin Ersin'e. Ee, Olur öyle bu arada Ersin'in hatasını. Mesela Trabzon maçta hiç hata olmuyor. Savunmaca da hata. O yüzden zaten bu takım gol yemiyor Trabzon. E şimdi millet de Vakayemen'in değerini herhalde anlamıştır biraz. Bu maçta. Yok canım Vakayeme basit. Olur mu öyle şey? Yani Vakayemen'in değeri herhalde biraz daha anlaşılmıştır. Yani derdim şey değil yani. E İzleyiciler, seyircilerimiz, bizim velinimetimiz eyvallah. Hani hiçbiriyle tartışmak gibi bir niyetim yok ama hani Vakayma konusunda baydığımı düşünüyorlar. Niye bilmiyorum. Yani bu adamın ben bu kadar şeyine has, hastayım yani. Genel olarak düşünce yapı. Yani bu kadar kolay, çok kolay vazgeçiyoruz ya. Ben bunu anlı, anlam veremiyorum sadece. Hani şey sakat e, hani hem Ekuban'ın hem Vakayma'nın kadrodan çıkartıldığı haberi çıktı ya yani kulüp verdi bilgiyi. ya Bakıyorum alta yorumlara zaten yoklardı diyorlar. Ya biraz Yani direkt onlarla var. alakalı problem. Yani gerçekten Vakeyme ile alakalı olduğunu düşünüyorsanız problem ben Rize maçını gördüm hani. Vakeyme olmayınca. Yok ben sadece Vakeyme'nin yani skor katkılarına baksalar bile yeterli olduğunu düşünüyorum. Ha öteki taraftan yönetime de çağrı selam olsun. Çağrı muhtemelen yine edecek. Sezon, dönüp dolaşıp sezon başına geliyoruz. Yani şu an kadroya bakıyorsun o kadar transferden sonra falan. Yine Vakeyme'yi ikame edecek bir tane topçun yok. Ki yani... Yunus oraya devşirmek zorunda kalıyorsun. Bu sefer Yunus'un üstüne ağır bir yük biniyor. Ya ne dedik? Geçen hafta yine söyledik. Yunus'un kredisi bitti. bitti. Bitti yani. Bu adamın normalde herkes diyordu ki e, önümüzdeki sezonun hazırlık bu adam. Hani oynayacak, oynayarak kendine gelecek. Sezon başı kampından sonra da iyi bir Yunus alternatif olarak yani kadro içinde o şeyde bulunacak, katkı verecek. Her, her yani büyük bir kesimin beklentisi bu. Şu an komple. Böyle şu yani. an komple bitti o kredi. Bitti bir de yani sakatlandı ki mesela bu maçta örneğin Trabzonspor Yunus Mallı sakatlandığını Yusuf Sarı girdikten sonra Eskaza geri düşse maçta oyunu kulübeden çevirecek hiçbir oyuncusu kalmıyordu. Ben yani topu bekleyen Safa bir tek falan kalıyordu. Yani ayrı triplerde olan hiç yoktu. Yani ki işte orada da planlama bir konusu işte dönüp dolaşıp oraya Ya oradan bağımsız konuşamıyoruz. Hiçbir şey oradan bağımsız konuşamıyoruz. Yani ben bugün mesela... değişiklikler işler acısı yani Sak sakat Berat'ı oynatabiliyoruz ki ben burada biraz hocaya da e, Biraz kızıyorum. erken olabilir miydi acaba Berat? Bence Berat değil. Ben bir şey diyeyim mi? Şu maçta 1 puan aldı Trabzonspor. Kara maçında maçında Efe'yi soktu hoca 18 yaşındaki. Ben Taha'yı 10 dakika Berat yerine görebilirim yani. Taha'yı mı? Hakan, Hakan mı? pardon Hakan. Ya Hakan da hiç görmüyoruz. Mesela Hakan için hoca şey demiş. Yani çok potansiyelli. Defans özellikleri yani bayağı iyi olan ama ofansif konuda biraz sıkıntıları olan futbolcu yani mi, onda, onda demiş. onda Onu da geliştireceğiz Yok ya o kadar büyük değil. 18-19 olması lazım. Bir kontrol et istersen. Yani bu arada hani şeyimi yapayım. Yani dediğin gibi öyle mesela orada genç futbolcusunu oynatıyor. Ee, sen Hakan'a atmıyorsun mesela. Yani onu da biraz daha hocanın korumacılığına veriyorum. Mesela 19-2002. E, hani orada hocanın korumacılığına veriyorum. Mesela insanlar şeyi de eleştiriyorlar. Trabzonspor hiç hani hiçbir zaman beraberliği oynamaz. O son 15 15 dakikalık falan e, görüntüyü diyor insanlar hani zaman geçirmeye uğraşmaz Trabzonspor. Ya yani bu sefer de hani yüz yüzün meşhur şeyi var ya sözü. Yani bir point sıfır pointten 0. iyidir. Ya yani hoca da öyle bakıyor mevzuya. Şimdi arkadan gelen kulüpler var. Gaziantep de ilkten hani i̇ki Alanya, Hatay'a, Gaziantep iki maça eksik bir de. Bugün oynayacaklar birini mesela. Hani ona rağmen de... Bir puan bir puandır sonuçta. Diyeceksin ya, oraya puan, yapacak puandır. bir şey yok. Ben... ya Öncelikle... orada 10 kişisin bir de riske giremezsin. Hı. hani e, 90 dakika bunu 10, 11 kişiken yapamamış bir takım var. Ya yani bunu 10 kişiken yapmasını Trabzonspor tamamıyla önde oynamasını bekleyemem ben. Ya bir de şey. Bu ya başta... Yoksa gönüllü ister Trabzonspor 90 dakika rakip sahada oynasın. Oyunu rakip ceza alana yığsın isterim. Ben de isterim ama hani şartlar bizi bu duruma getiriyor. Şey var yani. Ya bulunduğumuz durumdan ben de memnun değilim yani içinde bulunduğumuz durumdan. İçinde bulunduğumuz durumdan ben de memnun değilim. Yani yapacak bir şey yok. Ben ne? ya bu maçta 3 puandan yani bir kadar alınan beraberlikten ziyade Vitor Hugo'nun olmaması daha büyük sorun bence Hatay maçında. Ki formda bir diyuf var. Yani gerçekten en büyük Ola olay bu ama. E, tabii Hüseyin'i mesela işte Hüseyin'in performansını sen de ben de fena bulmuyoruz. iyi buluyoruz. Şimdi Trabzonspor'da bize kızacak genel yani izleyicilerimizin bazıları çok yeriyorsunuz. Mesela bana yazıyorlardı Filavide bu maçta fena değil, kötüydü o kadar değil değildi vesaire diye. Öyleyse maçı özellikle. Yani yazıyorlar da normal. Adam Acaba ne? ya ben anlamıyorum. Biz seninle bunu çok konuştuk. Mesela şimdi kart gördüğü için doğal olarak stoperli tandemi değişti. Hoseyni oynayacak. Acaba şey denenmez mi? Gerçekten bu denensin artık. Hoseyni Hugo Edgar. Üçlü mü? Sade Edgar. Yani Hayır, ben... şey mi diyorsun? Stoperlerde Hugo... Hüseyin'i e, Hüseyin sabit Edgar. Edgar. Ya hoca denemiyor. Bir de Edgar bir geçen kulübün paylaştığı video vardı söyleyişi. Orada diyor ki yani ben kendimi stoperde rahat hissediyorum diyor adam. Hüseyin'e şeyde yapılan kepsler geldi <gülüyor> <gülüyor> ya bilmiyorum tamam rahat ediyordur da. Ya gönlün ben biz hep bunu söyledik aslında hani Edgar'ın sabitteki performansı Hüseyin'e göre çok daha iyi olabilirdi, top kullanımı vesaire iyi okundu ama. Ya diğer taraftan ben genel olarak futbolcu devşirme yani mevkisel olarak devşirmeye de karşı senin o fantezin çok ben devşirmeyi istemiyorum ama mevcut şartlarda en azından sezon sonu Hüseyin'le oynamaktansa Edgar oynanabilir. Ben de onu istiyorum ama ha, O hoca düşünmüyor demek. Ki. Ben Belki devşirme Edgar değil. Ben Vakay'emin daha çok il ileriki zaman yaşı daha çok yetsin diye futbolu erken bırakmasın diye o fantazilerimi yapıyorum. Ee, yani bu milletin yani Trabzonspor'un beraberliğine sene sebeplerinden birisi aslında şu. Son 5 maçta gelen e, sonuçlardan dolayı. Çünkü Abdullah Avcı geldiğinde ne diyorduk? Süper bir başarı. Üst üste galibiyetler. Ama şimdi millet de diyor ki son 5 zamanın... maçın 4'ü berabere bitti. Bu da doğru. Son 5 maçın 4'ü e, berabere bitti. Ama nereden geldiğimizi da unutmayalım. Ve kadronun durumunu da unutmayalım. Yani hiçbir kadrodan bağımsız düşünmeyiz. Bir de ben şöyle esprili bakıyorum. Yani ülkemizin birlik ve beraberliğe ihtiyacı olduğu şu dönemde. Hani bu beraberliklere çok kızmamak lazım değil mi? espri yapayım. Bir rakip ya, takımların da maçlarını biraz izleyin yani. Onlar da çok bir oyun yok. Ve kadroları daha iyi Trabzonspor'dan. Yani şöyle bir karşılaştırıyorum. Yani Sivas deplasmanı çok zor bir deplasman. Hani Rıza Hoca'nın takımı eksiklerine rağmen hani mesela Rıza Hoca bir ara şey dedi ya hani top toplayıcılarla çıkacağız falan dedi. Hani yedek kulübümüzde top toplayıcılar var diye hani öyle talihsiz bir açıklama yapmıştı mesela. Kulübesi trabzanı. <laughs> yani kulübesi kulübe Trabzon'dan daha iyiydi mesela Sivas'lı deplasma Rıza Hoca'nın. Yani Erzurum hadi zemine bağlıyım bir yandan diğer taraftan bazı Hoca'nın yine formsuzluğu onu anlayabilirim. Hani o maç hakikaten bence de kötüydü. Kötü bir takım vardı sahada. Kayseri ee, maçı direktler ben diyorum. Yani Kayseri maçında şanslısınız, Olmayınca olmuyor. Yani top sizi sevmiyor bazen. Yani. O kadar şut atıyorsunuz. Olmuyor. Yani Rize maçına da ne diyebilirim bu kadar kadro darlığında? Ya hoca mesela dün şey dedi. Oyundan dedi memnunum. Skordan memnun değilim dedi Abdullah Hoca. Dün diyorum özür dilerim maç sonu. iki gün oldu. Ya ben o kadar memnun da değilim aslında oyundan. Ben, ben sadece yani, bu kadro ölçeğine göre fena değildi diyorum. He. Hoca hani bayağı iyi bir tablo çiziyor. Onu da anlamadım ben. ben mesela ben tam tersi yani. Hoca tam ne söylemiş okuyalım. Son 3 haftadır böyle. Oyun olarak tatmin ediyor ama skor olarak etmiyor. Trabzonspor her maçını kazanmak için oynar. Ön taraf Vakayeme, Kuban, Bafobe'nin sakat olması ile birlikte orta sahadaki oyuncularla çıktık. Ben benim için yani oyun tatmin etmiyor. Şu an bu oyun içinde skor tatmin ediyor derim. Tam tersi. Ee, Abdullah Avcı'nın çok açıklamalarını bir şey demek istemiyorum. Yani kendisi de bence durumu aslında özet, özetliyor. Çünkü Trabzonspor her ama. maçını kazanmak için oyunlardan zaten anlaşılıyor. Yani hocanın hep söylediği cümle. onu çok seviyor. Hocanın böyle birkaç cümlesi var klişe. Bence onu her maç sonu yapıyor. De var bence. Yani seviyor o tarz açıklamaları o hoca. Önden bir hani zemin şey yapıyor. Ee, hani istinat duvarı gibi. Direkt hoca değerlendirmesine geleyim. Yani e, Maç yazımda da yazdım. Yani Biraz geriye gidelim. Çok değil. Hani belki pandemi bizim biraz e, zaman bir aldı, bir yani zaman aldı. mefhumumuzu belki biraz bitirdi ama hani 30 Ekim 2020 akşamına gidelim. Trabzonspor içeride Kasımpaşa'ya 3 birden 4-3 maç verdi. 19. sıradaydı. Hani 19. sıra. O zaman insanların düşüncesi neydi çok merak ediyorum. Hani ne oyundan genel olarak gördüğüm o zamanki tablo ne insanların senin benim dahi ne oyundan bir memnuniyeti vardı insanların, ne bulunduğu noktadan, ne hocadan, ne yönetimden. E hatırlıyor musun sen ilk yayınlarımızda mesela şeyi konuşuyorduk. Geldi. Yönetim istifa, istifalarını hmm. konuşuyorduk. Yani yönetimden artık bir istifa gelmedi, bir seçime gidilmeliği konuşuyorduk. Yani Abdullah Hoca geldi. Ya yani Hoca bir de geldiği gün, geldiği basın toplantısı mesela. Yani şey bir tablo çizmedi. Hani ben sizi direkt şampiyon yapacağım diye bir tablo çizmedi. Hani bize bir gül bahçesi vaat etmedi hoca. Yani durumun farkında bir durum tespiti yaptı kendince. Takım savunmasında problemler var vesaire. Yani dedi ki bir şekilde gemiyi yanaştıracağız. Yani oraya getirdim mevzuyu. Devre arasına kadar pragmatik olacağız. Yani ana başlık buydu zaten. Pragmatik olacağız ve alacağımız sağ sonuçlarıyla beraber gemiyi yanaştıracağız. Devre arası yapabileceğimiz hamlelerle daha iyi noktaya getireceğiz. Hep şey diyor ya mesela step by step adım adım ilerleyeceğiz. Yani adım adım ilerlendi aslında. Yani çok çabuk unutuyoruz. Evet. Hani nereden geldiğimiz çok çabuk unutuyoruz ve gerçekten hani geçen hafta konuşmam bunu her maç sonu çok daha iyi anlıyorum. İnsanların kafasında şöyle bir algı var. Abdullah Avcı futbolu kısır bir futbol. Size oyun olarak hiçbir şey vaat etmez. Sadece alırsa bazı maçlar oyun bazı bireysel performanslarla maç alır. Bu. Yani birçok bir insanın kafasında bu var. Ya yani o da muhtemelen Beşiktaş dönemindeki ve şu anki durumdan dolayı ben geçen hafta da söyledim. Başakşehir maçına gidiyorum. Ben Başakşehir zamanla şöyle bir gidiyorum hocanın. Ya ben çoğu maçın 34 maçtan neredeyse 20 maçın net bir şekilde Başakşehir'in oyun olarak iyi olduğunu görüyorum. Ya orada çünkü net bir yapı var. Kurulmuş bir yapı var. Bu hoca Beşiktaş'ta o yapıyı kuramadı. Ya Trabzonspor'da da elinde kurabilecek bir malzemesi yok. Ya tamam gönderelim hiç önemli değil. Bak bugün gönderelim. Hadi bir beyin fırtınası yapalım sana. Bugün Abdullah Avcı gönderdi diyelim yönetim. Hadi biz yönetim alalım gönderelim. Kimi getirebileceksin? Kimi Şeristir, getirirsin? Mecit'in yazdığı gibi. Ee, Mecliste biz ara ara konuşuyoruz. Tamer ve Erol Bulut'tan ikisinden birini. Yani de, Ünal Hoca'nın gittiği dönem, gittiği gün <laughs> e, Erol Bulut'la bir görüşme oldu, temas oldu. Evet. Erol Hoca'ya gelir misin diye soruldu. Erol Hoca gelmem dedi. Ya çünkü Fenerbahçe geleceğini biliyordu. Yo o zaman devre arası. belki de bilmiyordu. Hani öyle bir teklif görüşme evet. yoktu belki de. Yani Erol Hoca o zaman reddetti sizi. Gelmedi. Abdullah Avcı'nın geldiği dönem Tamer Tuna ile başkan neredeyse anlaşmıştı. Yani sıkışmıştı. Yani Ki, Tamer, Tamer Tuna gelseydi. Antalya'dan kovulmuştu. Yani Tamer Hoca şu an gelseydi iyi bir oyun sunabilir miydi? Vaat eder miydi size? Ve hani sonuç olarak şu an Trabzonspor'a hem dördüncü olup hem Süper Kupayı koymuş olabilir miydi net şekilde? Hani bunu diyor biliyor mu insanlar? Ben bunu merak ediyorum. Ya bunu Abdullah Avcı için bile yani zor diyebilirdik bu kadroyla. Yani şunu da söyleyeyim. Ben Abdullah Avcı'nın neferi falan değilim hani. Ben sadece hani Göz var, izan var. Ben gördüğümü söylüyorum. Ya bu adam ne size geldiğin bir şey vaat etti. Hani bir böyle pembe bir toz pembe bir şey de çizmedi bu adam. Tablo da çizmedi size. ya adam durumun tespitini yaptı. Elimizden geleni yapacağız adım adım. Bir şeyler yapacağız dedi hani. Ya devre arası mesela beki yok adamın. Yani şimdi han o kadar, beki yapamadı. Beki yok. Ya tamam orada da eleştir o hocayı. Hadi orada, orada da eleştirebiliriz şimdi, eyvallah. Orada Ama ya yani yani, buna yani, rağmen yani... bu kadar eksiye rağmen ya bulunduğunuz konumdan hiç mi memnun değilsiniz. Şöyle bir şey, e, taraftarın her şeyden memnun olmak gibi e, bir zorunluluğu ya yok. Ya biliyorum orada benim sözüm ha. taraftar pragmatist bakar her zaman ama hani bu kadar da fazla, gerçekten fazla. Ben hani dediklerini anlıyorum. Şey olsa, e, gerçekten bir hoca adayı olsa, hani Abdullah Hoca'dan daha iyi, daha pozitif bir futbol oynatabileceğini düşüneceğimiz biri olsa, ya gerçekten getirin hiç önemli değil. Gönderelim ya ne olacak, Trabzonspor'un ezelden beri alışkanlığı kaç tane hoca değiştiriyor, kaç senede kaç hoca gitti geldi. Ya genel olarak hem Türk futbolumuzun hastalığı hem Trabzon'da var bu. Ya yani beğenmiyoruz. Hiçbir şeyden memnun değiliz. Bunun sebebi ne? Onu da bilmiyorum. Ya yani bir de kaldı ki Abdullah Hoca uzun vadede çalışmaya alışkın bir adam. Ya yani kısa vadede başarı bekliyorsanız kaldı ki şunu da başarı saymıyorsanız yani her şey saha içinden ibaretse o zaman abi sıkıntı değil. Yani değil şu mi? anki ekonomi de müsaade etmez buna. Hani insanlar belki çok güzel oyun istiyorlar. Yani güzel oyun. Ben de istiyorum ama sonuç getirmedikten sonra güzel oyunun da şu anlam şurada hani bir önemi yok fazla. Şu anki bulunduğumuz konum içerisinde hani ekonominin dünya dünya ekonomisi sıkıntıda. Yani takımların borcu açıklanıyor. Trabzonspor'un 1.3 milyar borcu var. Yani Avrupa'ya gidemedikten sonra sen iyi oyun oynasan da 8. 9. 10. bitirdin diyelim ki ama sahada iyi bir oyun var. E seni Avrupa'ya götürülmedikten sonra sana ekonomik anlamda bir şey getirirse olmadıktan sonra bunun yani çok da bir önemi olmuyor. Kimse kusura bakmasın. Hani güzel oynayana şey vermiyorlar. Şampiyonluk vermiyorlar. Para vermiyorlar. Ya şöyle bir şey. Yoksa yani... ben de isterim hani. Takım iyi oynasın, şampiyon olsun. Ama yok yani eldeki eldeki malzeme bu. Zaten ya yani bu sene şampiyonluk zor. Yani o zaten hep konuştu, söyleyen bir şeydi. Ama ben yani taraftarların yani bazı şeylerine katılıyorum ama Abdullah abici gitsin Çok vesaire. Çok sert eleştiriyoruz. Yani eleştirebilirsiniz. Ben de eleştiriyorum burada hocayı. İşte Pereira konusunda eleştiriyoruz hocayı. Yani niye gönderdim mesela Perere'yi? Parası da ödeniyor bunun. Yönetimi de o anlamda eleştiriyorum. Hani madem parasını ödeyeceksiniz. Yani niye gönderdiniz adamı? Yerine niye kim birini almadınız? Veya hoca istemedi. Niye istemedi mesela? Yeterince istedi mi oraya? Şimdi şey dedi şekilde şey ben sağ bek istiyorum dedim mi? Ya ben hocaya şey onu sorarım. Bir de yani Serkan'a ne olduğunu sorarım. Ha Serkan'ı ezdiniz geçtiniz. Serkan'ı hmm. dedik yani burada konuşmasak vallahi hiçbir şey demeyeceğim. yani ki, de... psikolojik, psikolojik baskı yüklüyorsunuz bu çocuğun üstüne dedik. İki haftada aynısı Hüseyin de olacak. Ya Hüseyin'de. Zaten mental olarak bu çocuklar hazır değiller. Hiçbir şekilde değiller. Yani hiçbir Trabzonlu futbolcu hepsini say. Hiçbiri hazır değil. Kafa olarak hazır değiller. Yani oyunu oynamaya başladı çocuk bir anda. Yani iyi maçı da oldu. Kötü maçları da oldu. Yani gol yedirdiği hata yaptı çok maç oldu Serkan'ın. Ama yani bu çocuklar mental olarak hazır değil. Bir de bunu Pereira gündemiyle çocuğu içinde olmadığı bir konuyu bir anda ortasında bıraktınız. Ama bundan çıkanlar da oldu. Mesela Abdülkadir Parmak bu durumdan da kendi kendini çıkarttı. Ama Abdülkadir direkt Trabzon'dayken oynamadı. oynamadı. E tamam. Kiralık ya. dönemleri olan dışarıyı da gördü. Ya ama yani. Ya Abdül... çocuklar direkt Altay'dan geliyorlar, oynuyorlar. Serkan o kadar da yani Bak, genç bir şey değil. değil mi? Ama dışarıyı doğru görmedi değil mi Serkan? Tamam, genç değil zaten. Hı. Ama dışarıyı görmedi hiç. Parmağın o anatasi var mesela. Evet. O o illa etkiler. Dışarıyı görmesi etkiler. Mesela bu seneye ondan sonraki senelerde bu e, genç oyuncular altyapı mevzusuna yakından takip edeceğim fakat sabek konusunu şey yaptım. Bu Abdullah Avcı'nın kararıydı. Kararının eleştirilerini çekiyor. Onda yapacak bir şey yok ama diğerlerinde ben de aksileştiri olduğunu e, kabul ediyorum. Ayrıca hiçbir şeye bakmaya gerek yok. Dört takımın verdikleri yıllık maaşlara baksınlar. Harcanan şeylere baksınlar. Futbolda daha çok para konuşur. Nasıl basketbolda da konuşuyor gibi. Fut baktığınızda Trabzonspor belki de Beşiktaş'ın herhalde 35-40 milyon euro civarı bir şey. 30-35 olması ha. lazım. Diğer takım 50-60 milyon euro civarı galatasaray yani vesaire. Trabzon 4'te 1. 18-20 olması lazım. Seneye Şimdi biraz daha, daha düşecek belki bu. Olması lazım. Yani düşmeye de bir belki de artar ama. mesela bu şeye bakıldığında bile başarı Ama bizim yönetimlerimizde konuşma diye bir şey yok. Ne, ne geldi Ağol'u ilk geldiğinde? Çok güzel bir tablo çizdi. Konuşuyor taraftarla. Bu borcu halletmemiz gerekiyor. Şampiyonluk beklemiyoruz. Niye işler bir anda tersine döndü? Bu takım kendini şampiyonluğun bir numaralı favorisi olarak görmeye başladı. Ee, Yusuf'tan gelen para neden hiç oldu? Solot'un parası niye hiç oldu? Bunlar ama hiç şeffaf şekilde konuşulmuyor. Ya da taraftarımız Ağolu'nu eleştirdiğimizde yani bu, burada iki ayrılıyor neyinize yetmiyor da söyleniyor. Biraz bu şeylere de bakalım yani hiçbir durumda çift taraflı hatalı değil çift taraflı da hakkı değil. Yani şu an mali tabloyu bana çok soruluyor niye artıyor diye. E niye arttığını yaza bakabilirsiniz. Geçen senenin devre arasına bakabilirsiniz. Ya, yani sadece futbolcuyla alakalı değil Kurlar var. Ya kurlar da yani. Faizler iki, Bir buçuk senedir kur aynı. Ama yapılan boş transferler... Dalgalanma çok etkiliyor. Bizi. Yapılan Sadece boş transfer... transfer bu kadar borç artmaz ki. Artar. Ya topla. O, o transferlerle artmaz bu kadar borç. Sana bir şey Hesapla Yusuf'un parasıyla şeyin parası hiç oldu. Net şekilde verilen maaşlarla hepsi hiç oldu. Sonra tablo niye ya artıyor? Maaş birçeyse ayrı. Maaş birçeyse ayrı. Şey, Matematik açısından devre arası net parayla transfer yaptın. Ki bir iki dönemi boş geçirdikten sonra bir dönem transfer yapabildin. İki dönem boştu yani. Geçen seneki devre arasındakilerin hangisi takımda? Hiçbiri. Sene yazındaki yaz, yazkilerden işte kiralıklar bir tek. Bunlar da konuşulsun. Tamam hoca kötü oynatıyor. Okey. Yani ki apayrı bir mevzular daha var. Yani Trabzonspor net şekilde yani transferleri yani menajerlere ben menajerlere net konuştum. Plaza konusunda eleştiriyorduk. Bana söylenen şu. Bir hatamız olmasın mı? Bilmemiş Tutmadı. Adam. Ya onları onları anlırmamış. Yönetim diye. Bizim bir hatamız olmasın mı? Sörlot'ta Ekoban'ı. hepsini biz getirdik. Tron seni, Muron seni. Ha, menajer öyle diyor. Ha, bir falsomuz olmasın mı? Fasö da ne fasö? Yani ki o şeyler de bilinmiyor. Neyse. Yani hocaya gereksiz yere eleştirmeyelim. Haftaya... Yani değil, Hocayı eleştirebiliriz. Ama hani ne bekliyoruz? İlk önce onu şey lazım. Hocadan bizim beklentimiz ne? Hani ona göre karar verelim. Sene Trabzonspor dördüncü olsa senin için sıkıntı mı? Eğer bir yapı kuruluyorsa. Benim yani için ya... sıkıntı değil bir şey yani yapı kurulması hani bu kadar da uzun süre almayacak Trabzon'da ama. Çok değişim de olabilir şimdi yazar. Hani ben ben isterim yani çok değişim olsa dahi hocanın en azından transferde söz sahibi olacağını biliyor muyuz? Ya yani ona göre o zaman bir oyun beklerim yani ben. De çok güvene hani, güvenebiliyor musun o konuya misal? Yani şimdi gidecek futbolcular var, satacağın futbolcular var. Yani satış yapacaksın, iyi bir meblağ girecek. Ya yani onu onun kullanımını tamamıyla da hocaya bırakmak da bir yandan hata ama hani en azından hoca söz sahibi olacak. Söz sahibi oluyorsa o zaman isterim biraz. Yani normalde biz ne diyorduk hocanın ilk geldiği dönem? Yani bir devre arasını görsün. Devre arasından sonra bir bakalım hocanın hani durumunu eleştiririz diyorduk. Ama devre arası hani beklediğimiz şeyler o olmadı. O anlamda hani insanlar diyebilir hani böyle diyordunuz niye eleştirmiyorsunuz hocayı işte yani o anlamda. Ya yani bek, bek, benim beklediğim kadar kafamdaki kadar hamle yapılmadı. Ben, kadar. Yani diyoruz ya, ben bek. Ben buna yok. bile razıydım ya. Yani bek yok şu an. Takımın beki yok. O ayrı. Yani böyle bir şey olur mu? Bir takımın beki yok ya. Ve biz hani ne bekliyoruz bu anlamda? Yani o apayrı bir konu. Bu planlamada Mesela bunların hesabı da hiç verilmiyor ki. Başka hesaplar veriliyor. Trabzonspor, Trabzonspor gibi oynamalı diye hesaplar veriliyor ama bu, bu takımın nasıl bir futbol takımın nasıl beki olmaz Açıklanmıyor. Doğuş Fine yere geliyoruz. Yani Kendimiz diğer takımlara de. bakıyorum. Herkesin ikişer üçer beki var. Ben bir de Kamil Ahmet için çok güzel bir yorum attı bana bir e, takipçimiz. Ona da katılmıyorum ben. Ben katılıyorum. Kamil Ahmet nerede? Sakat abi adamın yani tam sakat. sakatlanmıyor. Sen niye sakatlanıyorsun diye kızmam ben Kamil. Tam da yani nerede? Bir tam Takımla çalışıyor. Yeni yeni başladı çalışmaya. Yani ne nerede yani? yani? Kamil Ahmet ne kadar maaş alıyor? Çok aldığını hatırlıyorum. 2 yani milyon 750 alıyor. bin tl. TL. Hiçbir şey. Yani baktığın şey mi? genel yani bir şey diyeyim yani oynadığı maçlarda çıkarttı bile onu. Kaç maç oynadı bu sene zaten? Oynadı. Bayağı maçta oynadı. ya yani çıkarttığını oluyor yani Ben... Evet inanıyorum. Ya... Ben hiç... Abi sakatlanıyorsun diye bir futbolcu kızılmaz yapmayın gözünüzü seveyim ya. E, ne yapalım yani Trabzon hayır kurumu mu? Ya tamam gidebilir gitsin abi o zaman hani. Ya Madem bir... öyle hani, bu Planlama, adam sen sakatlanıyorsun olmamadı. diye dövelim mi? Yollar işte sen Ya o yorarsan... hocanın problemi işte bugün zirve olacak. Yani çünkü yani yok. Bugün zirve olacak Yani bir toplantı olacak. Hoca İstanbul'da malum. Yani yönetim yönetimle bir toplantısı olacak hocanın. Yani orada artık Kamil'e dahil ile etmez mi? Hocanın bileceği. Iş. Ya ben bir seneye onu bulmuyorum. Hani, Bekle bek hani, bekler istiyorum. Ya tamam herkes istiyor da onu. Yani 4 tane bek'e ihtiyaç var Trabzonspor Söyledik ya Ben hani dönüp Kamil'e sen niye sürekli oynamıyorsun? Sakatlanıyorsun. Niye Necip gibi olmuyorsun diye kızmam yani haksızlık ya o da adam. Ben orada adam biraz hocaya. Adam yani diz problemi var. Adam nasıl? Mesela dün Cenk'i gördük bu arada hani bir girişte çarpacaktım ama Cenk'e de çok büyük geçmiş olsun Cenk dostuna. Abi, adam gördün mü? Hatta adımdan sakatlandı o zeminde. Ya ben Kamil'e kızmam o anlamda. Niye sakatlanıyorsun sürekli diye. Ki darbe mi aldı diye anlıyorsam o son sakatlığı. Darbe dedi. mi? Antrenmanda kimden darbe aldı? Takım hakikaten tamam. kimden alacak Benden Hiç mi alınacak? açıklanmadı zaten. O muallakta. Ya ilk defa değil. Ben hocaya kızıyorum burada. Planlamada çünkü ne dedi? ne dedi? Serkan ve Kamil'le ben idare ederim denmedi mi? Ya hoca öyle değilse hocayı öyle eleştiririm. Ama orada e, suçlu Kamil olmuyor işte bak. Kamil Serkan olmadı değil. Kamil de suçlu değil orada. Ya işte ben yani sen Mesela ben Serkan'la suç buluyorum. Geliştireceksin. Onu problem ama planlama da ona güvenildi diye onun problemi değildir. Ki efendim. mesela şu an şeyden çok konuşuldu. Hafta içi Tayyar'dan Cevahiroğlu büyük bir performans gösterdi ama Bak arkadaşlar onu da hata yapıyoruz. Yani evet. Gol ya, yakanıp aynen yapıp, şimdi onu diyecektim. Hani fiziğe kanıp görünüşe kalıp çok hata yapıyoruz. Yani bir izleyelim ilk önce. Mesela ben Hakan'dan çekiniyorum o konuda. Ben Hakan'ın 19 maçlarını izledim. Beğendim. Yani o anlamda beklentim var Hakan'dan. Hani görmek istiyorum. Ama hani diyorum ki acaba abartıyor muyuz? Bir izleyelim ilk önce A takımla. Görelim istiyoruz ama hani daha göremeden şey yapmadım. Yani deniz'i i̇şte görmeden paçayı çok çabuk Ben siviyoruz. burada hocayı orada kızdım. Yaptığı Abdülkadir parmak yerine Berat'ı aldım. Berat zaten yani söylenenlere göre biraz da hocanın onu atmak zorunda kalmasından dolayı sakatlandı da söyleniyordu. Ya bu maçta Berat Antrenmandan yerine... Antrenmandan yükseltmiş. Ya bilmiyorum artık. Berat yerine ben bu maçta yani Hakan oynatabilirdim ya 10 dakika. Çünkü Karagümrük Galatasaray'a karşı oynatıyor yani Trabzonspor gibi bir ki çok süre almayan bir oyuncuya. Geçen sene bile alt dikte 8 dakika mı ne formaydı? Ya Karagümrük'ün o kadar büyük bir hedefi var mı puan almaya ihtiyacı var mı? Ya aldı yani puanı. Aldı da yani galibiyet almaya o kadar ihtiyacı var mı? Yani o daha kolay yapabilir mesela Farioli. Beklenti anlamında Farioli'den hani o kadar baskı da yok üzerinde beklenti de hani geldi fena bir şey oynatmıyor mesela ama yani Abdullah abicinin ayrı bir korumacı şeyi var. İçgüdüsü var. Onu, onu da hocaya şey yapacak Keşke diyeyim. bu Fıtrat. korumacıyı yani Serkan'a da falan yapsaydı. Ya oyun anlamında diyorum ben. Hüseyin için bir, bir iki dakika konuşalım ya. Yok ben de yok, konu, <laughs> <laughs> konuşmaya, konuşmaya değer görmüyorum. Yani süremizi çok açmıyorum. Ya o kızıyorlar bunda da... da bize. Abi ben ne konuşabilirim? Hani bu adam şeyi belli yani yapabileceği sınırı Belli yani ne vereceği bize belli. Yani bakıyoruz malzemeye ne olacağı belli. Ya yani altyapı konusunda konuşuyorum zaten her hafta konuşuyorum. Ben sıkıldım artık altyapıyı eleştirmekten. Altyapımız iyi diyen yöneticileri eleştirmekten ben yoruldum. Kadro içinde bulunmasını ister misin seni? Hocanın düşüncesi ben bir şey demiyorum. Senin düşünceni merak ettim. Ya o öz evlat düşman oluyor sonra olur mu öyle şey? Ne münasebet. Bakalım evet şimdi... <laughs> hava topu alamıyor yani bu hava topu alamayan stoper. 3 ikili mücadele kazanmış. 3. Yani 7 hava topundan birini mi ne aldı herhalde? Hani stopersin sen. Hani ha, ilk yani olması gereken yapman gereken şeylerden biri evet. bu yani. Trabzonspor'un stoperi olacaksan hava topu alman gerekiyor. Hava topu alamıyorlar. Yani ben ne konuşayım? İkili mücadelelerde zayıf kaldı. Yani yazık. Evet. Hatay maçına yani geçelim küçük. bu adam 70 tane maç oynuyor. Trabzonspor kariyeri 61. oluyor. 71. Ya, 61 değil miydi? Toplamda herhalde. Lig değil. He. Evet. Yani, 7, yani 61 olsun 62 olsun. Yani 62 tane maçı çıkıyor bu adam. ya yani Trabzonspor forması en ufak bir gelişim kaydetmiyor. Ya yani ben ne eleştireyim? Ya yani oyuncu kendini eleştirmiyorsa, kendini yeterli görüyorsa ben ne diyeyim daha? İşte transferler yapılıyor. Gene kendisi oynuyor. Ne diyor? Yani. onda der mi? Mazep. Sağbekte ben oynuyorum falan. Evet, Hatay Neyse. maçına geçelim. Hugo yok. Hugo'nun eksikliği sıkıntı. büyük ihtimalle Edgarla Hüseyin oynayacak. Sağda gene Hüseyin'i görürüz herhalde. Yoksa Flavio olur mu artık? Sanmam ya ben hocam sağbekte düşüneceğini sanmıyorum Flavio. Hani yaparsa şaşırırım ama yapacağını çok beklemiyorum. E kumanda vakiyem de yok muhtemelen. Yani Hatay'a karşı hani Rize'yi bir şekilde tolere edersiniz ama Hatay'a karşı nasıl tolere edecek onu merak ediyorum. Hatay'da şöyle de bir şey var mesela bu penze biraz suskun. Ya ama orada da diyor formda. Ya kendilerini göstermek için bu maçları da şey görüyorlar. Tabii bu, canım. Mesela büyük maçlarda da çok asılıyorlar. Hani içeride oynayacaksın ama çok öyle avantajın yok seyirci olmadığı için falan. Hani çok enteresan bir maç olacak. Diğer taraftan çıkışa ihtiyacı olan tekrar bir çıkışa ihtiyacı olan bir Hatay var. Karagümrük maçında da kötüydüler Galatasaray maçından sonra. Ee, Gösterme maçında da kötüydüler. Yani izleniyordur, analizler yapılıyordur ama hani eldeki mevcut kadro dahilinden ne yapabilirsiniz Atay karşı, onu da çok emin değilim. Ya şu Göztepe yani... Galip gelmesine var ya, isteyesim gelmiyor. Her Göztepe Galip geldikten sonra bu ayıp geliyor bana ya. Ünal Karaman isimleri tekrar durduk yere çıkıyor. Bırakın da hocayı rahat, Trabzonspor'da bırakın da rahat. O bizim konumuz değil, hocam... O. Yok yok, Ünal Karaman, işte hoca gitsin, Ünal Karaman gelsin. Bu beni çok rahatsız ediyor. Bırakın hoca hoca Göztepe'yle bir işini halletsin. Trabzon'un başında da Abdullah Avcı gibi bir hoca ben var. var. Göztepe'de işi var ya. Bitmedi iş. Yani bilmiyorum bunlar da bana ayıp geliyor ya. Abdullah Avcı için mesela Abdullah Avcı ayıp geliyor bana. Bunu denmesi. Ya ben çok diyen de görmüyorum artık. İnsanlar alıştılar. Hatay ben her bir de şu puan kaybından sonra biraz üzülüyorum. Şu ekip yani puan kayıplarından birkaçını yapmasak üçüncü oluyor takım ya. Olmayınca olmuyor işte. Üçüncülük yani. umudum var mı? Var. Hala var. Benim de var. Yani hala var. Hatta ikincilik daha çıkartabilirsiniz yani. Kazanabiliriz. Ka ka kazan kazanabilirsiniz yani oradan. Şimdi hani Hatay bir şekilde belki de aşarsınız. Olur hani bu zamana kadar olmayan kısmet bu maçlarda olmayan kısmet Rize Kayseri maçlarında. Yani belki Hatay Spor maçında olur. İlk maçta olduğu gibi hani bir korner oldu. Hugo çıktı mesela kafa golü attı. Ya yani bir şekilde belki bir gol bulacaksınız. Free vesaire yine çıkarsınız ama. Yani ardından bir Galatasaray var. Galatasaray da sıkıntılı gidiyor şu ara. Evet çok sıkıntılı. Yani Galatasaray. alacağınız yani Galatasaray'da direkt rakibiniz mesela. Hani alacağınız puanla ikinci, üçüncü olabilirsiniz çok Kes, ya. Yalçın dün maç sonra çok güzel bir açıklama yaptı. Yani 8'de 8 birlikte kimse yapamaz. Ha, çok yani zor. zorlama şöyle bir şey. Ben Trabzonspor'un Trabzonspor 7'de 7 yapmıştı. Fix türüne baktım. Baktığımda bana kalırsa en zor iki maç. Gençler Birliği tabii son maç. Küme düşmemişse. Garantili yani ne oldu ne olacağı belli olur. Ha, o maç normalde zor. Gibi. Bir de Galatasaray maçı zor. Diğer rakipler daha çok küme düşme hattındaki takımlarla karşılaşıyorlar. Trabzonspor derbilerinde çoğunu bitirdi. Bir Galatasaray maçı kaldı. Bir de küme düşmede Gençler Birliği ile oynuyor. ...biraz daha fix diğer takımlara göre rahat olduğunu düşünüyorum ben. Yani e, işte ama kadronuz... onun ne kadar değerlendirme müsait orası. Yunus da yok haftaya. Mesela acaba... ...gene yani sefa girer mi? Bilmiyorum. Ben biraz hocanın gençlere bu son şeylere biraz şans vermesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü çok genç, ya fantezisi zor, olmayan biriyim. Yani Varsa, şans vermediği zorunlu olarak oynatmak durumunda kalacak bir yerden sonra, yapacak bir şey yok. Ya Ortada ya çoğunluk var, hücumda yok ama. Hücumda hiç genç yeteneğimiz yok ki. Var mı hücumda? olanlarda top kontrol edemiyor. <laughs> evet ekleyecek yani bir deniz, şey. Geçen sezon Denizli maçı mesela Koray'ı gördük. Bir top kontrol etmeye çalıştı. Yani nispeten yavaş gelen bir top. Durağan gelen bir top. Yani adam sol tarafını sol ayak bile soluna doğru kontrol etmeye çalıştı. 5 metre gitti top. Ya benim en büyük bu şeylerde benim e, bende şok yaratan Tra Beşiktaş Trabzonspor maçı Batuhan Artarslan'ını o hatırlıyor musun onu? Maçın sonunda. Atamadı pas mı? Aynen. Hala aklımda benim ya. Ve o Batuhan kaç sene üst üste kamp yordu Trabzonspor'da. Hani yönetimler mi, o zamanki teknik ekipler mi kim bilmiyorum yeterli gördüğü. Hani ne diyebilirim? Biliyorsun. En büyük şok benim için odur. Evet, ekleyecek bir şeyim var mı Onur? Ya bugün zirve var. Dediğim gibi biraz evvel de dedim hani toplantı olacakmış. Artık burada ne çıkacak göreceğiz hep beraber. Yani birkaç isim kulağıma geliyor. Umut Merak Diğer çok taraftan çok Umut, Umut Meraş Hoca istiyor demek ki. Şartlar ben biraz önce... zorlanacak. Umut ben de isterim açıkçası. Bir de yani çok pahalı bir oyuncu değil aslında. Ya yani 1.5 2 milyon dedi biraz evvel Hasan abiyle bir konuştum. Bu pahalı yani. Ya. Trabzonspor Trabzonspor 1.5 2 milyon verecek. Ya yani 1.3 aldı Lehar, Yani bir şu anki performansına göre istemeleri de gayet normal. Yani Trabzonspor alabilirse güzel iş olur aslında ama yani oraya bir sol daha lazım mesela. Sadece Umut'la da çözülecek işi değil o. Bir tane baba, baba Solbeck yani. Diğer tarafta Sabali biraz Sabali düştü ama maaş beklentisi yüksek. Onu da imza parasıyla çözmeye çalışırlar mı onu bilmiyorum. Hani Sabali'yi de isterim. Diğer taraftan Kulaman'ın listede olduğu söylenen bir Jonas Svensson var. Svensson'u da gayet isterim. Hani Sabali olmuyorsa o da çok iyi bir bek. Yaşlı değil mi? o? Svensson mu? Yok ya o kadar yani... yaşlı değil. 94'lü olması lazım. Yanılmıyorsam. 26 yaşında falan Svensson. Yani yaşlı falan değil. Ben e, şeyi şu milli takımda da Cenk sakatlandı. E, Serdar Dursun'u hem Trabzonspor hem milli takıma istiyorum ya. Yani alternatif olarak. Ki sözleşmesi bitiyor herhalde yazın. Sen bize Serdar Dursun'u ister misin? Serdar Dursun'u isterim. Bu arada 28 yaşında ben sonunda. Hmm. Yani Serdar Yani Serdar'ı isterim. Şey olacağı düşünüyorum. Milli takıma bilmiyorum. Trabzonspor için alternatif yani stoper alternatifi olarak isimlerden biri. <laughs> Yani Afobeden yani, her şekilde daha çok katkı verir. Daha, ucuz, maliyetli bir oyuncu. Ve orası, yerli. Yani pivot özellikleri falan var. Şu daha iyi yani. Çünkü o da sever aslında. i̇şte yani orada alternatif santrafor için Koyta falan gündemde. Artık hangisini alırlar, hangisini seçerler bilmiyorum da. Hani bildiğim kadarıyla Serdar'la da henüz bir temas yok net bir an konuda. Yani sadece oldu biraz. listede olduğu söyleniyor. Hani alternatiflerden biri. Ama temas oldu olmadığını bilmiyorum. Dediğim gibi bir Jonas Svensson Sabali gündemi var sağ taraf için. Soldan da birkaç isim geliyor işte Umut gibi. Yabancı da var birkaç. Artık oradan ne çıkacak bilmiyoruz yani bu zirveden. Bir Visce gündemi olabilir. Bu arada dün e, TVNet yayınında Mehmet abi söyledi. Mehmet abi hani insanlar çok fazla olarak görüyorlar. İkiden fazla falan diye düşünüyorlar Visce'nin maaşı. 1.4-1.5 dedi. Başakşehir'den aldı. Yani Trabzonspor'un tavanı 1.5. E, Visce gelmeyi istiyor. Yani orada bonus falan belki 1.5'ün üstüne çözebilirsiniz Visce'yi. Yani aynı Bakasitas tarif hani bir 3 milyon falan verip öyle bitebilir öyle bekliyorum ben. Yani birkaç yöneticinin de sağda sola viş hayırlı olsun dediğini duyuyoruz. Artık bakacağız yani. Yani Trabzonspor'un çok net hamlelere ihtiyacı var. Önceliği hani öncelik mevkileri belli zaten. Santrofor. Bek. Bek. Yani oraları çözmeniz gerekiyor. Yani gidecek evet. futbolcuya göre de işte Ekuban gidecek muhtemelen sağda kullandığı. Abdülkadir'in durumu belli değil. Hani Oyuncu kendini iyi hissediyor, takımla çalışıyor diyorlar. Ee, hani oyuncu kendini iyi hissediyor diyorlar. Takımda da çalışıyor zaten görüyoruz abi. Onlar da dakika oynayabileceği söyleniyor. Aynen. Hatay maçı zor ama ben de Galatasaray maçı bekliyorum. Hani yere, ben de, de kadroda olmasını bekliyorum. Beklediğimden daha hızlı dönüyor sahaya. Hani sahaya en azından. O anlamda da Ufuk Şen Türkiye tekrar teşekkür ederim. Ya, rakibine göre olan maçlarda bence Abdülkadir Ömür oynayabilir ve yani fena da performans vermeyip milli seçilebilir ya. Yani son 4-5 maç oynasa benim için kafi Abdülkadir şeyi konuştuk ya daha önce. Şu an 23 futbolcu seçiliyor. Milliyet takıma. 25-28 o arası olması gündemde Mancini'nin önerisiydi önerisi de olursa Abdülkadir net bir şekilde girer oraya. Bence yani olmasa da Girerse yani de transfer olmadı. ihtimali var. Onu da söyleyelim. Sorduran her, Avrupa kulüpleri yani vardır. Her zaman Abdülkadir Ömür'ün bir piyasası var zaten. Ben ona hala çok güveniyorum. işte biraz da oyuncuyu biz kollamamız gerekiyor. Rakibine göre oynatmak bu. Evet kapıyorum ekleyecek bir şeyim var mı? Son olarak Ramazan geliyor. Evet, Tüm herkesin. Müslüman takipçilerimiz, abonelerimizin, izleyicilerimizin Ramazan'ın mübarek olsun şimdiden. E, ben Şu maç şeylerini bir ayar yapsın federasyon. Çünkü Saatlerim. Evet çok yapsın zaten. Kapanma var, Ramazan var vesaire. Bunları bir ayar yapsınlar. Şikayette ben çok gördüm. Haklılar. Bir de bizim hani fena olmayan bir izleyici kitlemiz var. Ee, abone olmayanlar varsa da abone olmalarını evet. bekliyoruz. Katkı vermeden. Abone olun. Geliyoruz. Yorum atın. Yorumlarınızı merak ediyoruz. Siz hepsi ne değil düşünüyorsunuz? Hepsi bizim için önemli. Beğenin bir de. Yani bu algoritmaya girelim arkadaşlar biraz da. Trabzonspor içerikleri YouTube'da daha çok gözüksün. Evet. Kaldık yani genel olarak sporsuz işleyen kanalında çok güzel içerikleri var. Evet diğer mesela bu sporun ikonlarını mesela yani vesaire için onları değil, izleyin. onlar da güzel içerikler. Yani çalışan iyi bir ekip var. Abone olurlarsa, beğenirlerse, videoları takip ederlerse seviniriz. Evet yakında sürprizler olur inşallah. Sizleri seviyoruz. İyi izlemeler. Görüşmek üzere.